Merhaba arkadaşlar. Tarihçi yazılarınızda da sizlerle olmaya devam ediyor. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda tarih derslerinde yazılı hazırlık çalışmalarıyla hizmetinizdeyiz arkadaşlar. İkinci dönem birinci yazılı örneğimizle sizlerleyiz sevgili gençler. 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ikinci dönem birinci yazılı örneğini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Sevgili gençler, karma bir yazılı modeli hazırladık. Biliyorsunuz MEP... E, Milli Eğitim Bakanlığı e, müfredatında genellikle öğretmenler ne yapıyorlar birinci yazılı karma yazılı ikinci yazılı test yazılı genel anlamda söylüyorum bunu yapıyorlar biz de birinci yazılıları karma bir yazılı modeli olarak hazırladık ve bu yazılılarda arkadaşlar doğru yanlış boşluk doldurma işte e, kısa cevap uzun cevap test gibi birçok soru kalıbını göreceksiniz karma yazılı dediğimiz yazılı bu zaten sevgili gençler Böylece inkılap tarihinde 3. ve 4. ünitelerimizi, inkılap tarih kitabımızın 3. ve 4. ünitelerini hem hızlı bir şekilde tekrar etmiş olacağız. Hem üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz, üniversite sınavına yönelik bilgi vermiş olacağız. Hem de yazılıdan yüz alacağız inşallah. Değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi başlayalım bakalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız diyor sevgili gençler. Şimdi birinci sorumuz. Cumhuriyetin ilanıyla yeni Türk devletinin rejimi belirlenmiştir. Evet yeni Türk devletinin rejimi. Yani rejim dediğimiz şey nedir? Bayanların yaptığı zayıflama programı değil tabii değil mi arkadaşlar? Nedir? Rejim yönetim şekli. Yeni Türk devletinin yönetim şekli belirlenmiştir. Doğru mudur? Evet cumhuriyet bir yönetim şeklidir. O yüzden bu sorunun cevabı doğru olacak sevgili gençler. İkinci soru Tevhidi Tedrisat Kanunu. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile hukuk birliği sağlanmıştır mı? Hayır. Hukuk birliği değil, eğitim öğretim birliği sağlanmıştır. Hukuk birliği hangi gelişmeyle sağlanıyor arkadaşlar? Medeni Kanunla. O yüzden bu sorumuzun cevabı yanlış olacak. Bir başka soru. Türkiye Balkan Antantı ile batı sınırlarını korumuştur. Doğru mudur? Evet Balkan Antantı ile batı sınırlarını korumuştur. Doğru cevap. Evet doğru olacak. Türkiye doğu sınırlarını da Sadabat Paktı ile korumuştur. Boğazları ise Montre Boğazlar Sözleşmesi ile korumuştur. Sevgili gençler. İkinci Dünya Savaşı öncesi durumda. Bir başka soru. Şeyh Said isyanıyla Musul kaybedilmiştir. Doğru mudur? Evet. Doğrudur arkadaşlar. Maalesef Musul'un kaybedilme nedenlerinden en temel olanı Şeyh Said isyanının çıkmasıdır. Evet bir başka soru güncel bir soru. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'da Türkiye'nin egemenliği kesinleşmiştir. Evet Montre Boğazlar Sözleşmesi Türklerin Boğazlar'da egemen olmasını sağlayan Boğazlar Komisyonu'nu kaldıran ve bütün yetkilerini Türkiye'ye devreden Türkiye'nin Boğazlar üzerinde istediği gibi silahlandırma yetkisini getiren sözleşmenin adı Montreux'dür arkadaşlar. Dolayısıyla bunun cevabı da doğru olacak sevgili gençler. Hadi bir soruyu full yaptık. Değil mi? İkiye geçiyoruz arkadaşlar. Atatürk ilkelerini aşağıda verilen tanımlarda boş bırakılan yerlere yerleştiriniz. Evet burada biraz birkaç cümle söylenmiş. Bu cümlelerin hangi ilkeyle ilgili olduğunu eşleştireceğiz gençler. Evet Halkın yönetime hakim olması. Halk egemenliği, millet egemenliği. ne oluyor arkadaşlar? Cumhuriyetçilik, değil mi? Evet Buraya ne yazıyoruz? Cumhuriyetçilik yazıyoruz. Evet. Peki? İkincisi toplumda eşitlik ve kaynaşmaya esas alır. Bütün ayrıcalıklara üstünlüklere karşı çıkar ve toplumsal kaynaşma eşitlik, fırsat eşitliği, sosyal devlet anlayışı bu ilkenin gereğidir. Hangi ilkedir? Halkçılık değil mi? Evet, halkçılık sevgili gençler. Din ve devletin ayrı tutulmasını esas alır. Herkese inanç hürriyetini esas alır. Din ve mezhep ayrımı yapmaz değil mi? Devlet bu şekilde mezhep ayrımı söz konusu değil devlet işlerinde. Dolayısıyla bu ilke laiklik Değil mi arkadaşlar? Evet. Din, akıl, bilim diyorsa laiklik aklımıza gelecek. Yönetim, rejim, egemenlik diyorsa cumhuriyet aklımıza gelecek. Toplum, eşitlik, kaynaşma, sosyal diyorsa halkçılık aklımıza gelecek. Milli özelliklerin korunması, Türk, Türkçe, millet değil mi arkadaşlar? Milli gibi kavramları gördüğümüz anda bağımsızlık, istiklal marşı gibi kavramları gördüğümüz anda milliyetçilik aklımıza gelecek arkadaşlar. Evet. O zaman buraya ne yazıyoruz? Milliyetçilik. Ekonomi gördüğümüzde ne aklımıza gelecek? Yatırımların devlet eliyle yapılması diyor. Ekonomi gördüğümüz anda aklımıza devletçilik gelecek sevgili gençler. Evet. Devletçilik Atatürk'ün 6 ilkesinin 5'ini böylece bir soruda tanımlamış olduk. Bakın ne güzel konu tekrarı yapıyoruz değil mi sevgili gençler? Evet, ne kaldı? İnkılapçılık kaldı. O da sürekli değişim ve gelişmeyi esas alır ve Atatürk ilke ve inkılaplarının temelindeki dinamiktir. İnkılapçılık ilkesi gençler. Evet, bir başka soru. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız diyor. Misak-ı İktisadi İzmir İktisat Kongresi'nde alınan milli ekonomik hedefleri içeren milli ekonomi andı denilen kararın adı misak-ı iktisadidir sevgili gençler. Misak-ı iktisadi Türk milli ekonomik sisteminin oluşturulmasıdır. Bağımsız ve milli ve yerli bir ekonomi oluşturmanın temeli misak-ı iktisadidir ve İzmir İktisat Kongresi'dir sevgili gençler. Bir başka kavram arkadaşlar Tevhidi Tedrisat Kanunu. Şimdi bakalım. Tevhidi Tedrisat. 3 Mart bin, 1924 yılında çıkartılan Eğitim Öğretim Birliği'ni esas alan Türkiye'deki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı kurularak o bakanlığa bağlanmasını esas alan karma eğitime geçilen milli ve laik eğitim sistemini benimseyen Türk Milli Eğitim Sistemi'nin kurulmasını sağlayan kanunun adı Tevhidi Tedrisat Kanunu en basit ve en kısa tanımıyla nedir? Eğitim öğretim birliği kanunudur. Değil mi arkadaşlar? Evet, tevhidi tedrisat kanunu. Çok önemli bir kanundur ve bugün devam etmektedir yürürlüğü. Evet, kabotaj kanunu. Kabotaj denildiği anda aklımıza milli denizcilik gelecek. Bakın, misak iktisadi, milli ekonomi, tevhidi tedrisat, milli eğitim, kabotaj kanunu, milli denizcilik. Evet, kapitülasyonların kaldırılmasının bir devamı niteliğindedir. Ve 1926'da çıkarılmış Türk ve Türk deniz ve limanlarını sadece Türk vatandaşları işletir hakkında kanundur. Türk milli denizciliğinin temelidir. En basit ifadeyle Türk milli denizciliğidir sevgili gençler. Evet, böylece 3. soruyu da yaptık. Full yani 100'e doğru gidiyoruz. Dördüncü soru. Medeni kanunla Türk kadınlarına verilen hakları yazınız. Beş tanesini yazınız diyor. Çünkü soruyu standartlaştırma ve yazılıyı belli bir standarda bağlama, adil bir ölçme değerlendirme oluşturmak için genellikle klasik sorularda, uzun cevaplı sorularda bir sınır koyuyoruz arkadaşlar. Beş tanesini istiyor. Zaten hepsini aşağı yukarı tamamlamış oluyoruz. Evet, medeni kanunla kadınlarımıza verilen haklar nelerdir? Bunlara bakalım kadınlarımıza arkadaşlar medeni kanunda Türk kadınlarına sosyal ve ekonomik haklar verilmiştir. Dikkat edin. Sosyal ekonomik. Tamam mı arkadaşlar? Siyasi değil. Resmi nikah hakkı verilmiştir. İstediği kişiyle evlenebilme. Yani evlenirken görüşün alıyorsunuz. Öyle zorla yok artık. Bitti o iş. Evet ve isterse de boşanma hakkını kadına da tanıyan bir kanundur. Ve istediği mesleğe girebilme, değil mi? KPSS'ye girip atanabilme, değil mi arkadaşlar? Evet, liseyi, üniversiteyi okuyup istediği mesleği seçebilme. Evet, mahkemede tek başına tanıklık edebilme hakkı verilmiştir arkadaşlar. Evet, mahkemede şahitlik edebilme hakkı ve mirastan eşit pay alma hakkı ekonomik bir hak yine verilmiştir kadınlarımıza sevgili gençler. İşte bu hakları birçok ülkeden çok daha önce veren ülkenin adı Türkiye'dir. Türk Medeni Kanunu Türk hukuk tarihi açısından ve Türk kadın hakları tarihi açısından son derece önemli bir düzenlemedir sevgili gençler. Beşinci sorumuz halifeliğin kaldırılmasının sonuçları arasında beş tanesini yazın diyor. Evet yine beş tane istiyoruz. Klasik bir sorudur bu arkadaşlar halifeliğin kaldırılmasının sonucunda arkadaşlar laik devlet düzenine geçişin en önemli aşamasıdır. Türk dış politikası rahatlamıştır. Çünkü Türkiye kimsenin içlerine karışmaz, kimseyi kendi içlerine karıştırmaz ilkesi doğrultusundadır. Sonra son halife ve ailesi Abdülmecid Efendi ve ailesi yani Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır. Ve arkadaşlar milli egemenlik ilkesi tabii ki güçlenmiştir. Dolayısıyla laik devletin en önemli aşaması dedik. Laikliğin de en önemli aşamasıdır. Milli egemenlik güçlenmiştir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin tek temsilcisi haline gelmiştir. Yani yönetimdeki ikiliklere tamamen son verilmiştir arkadaşlar ve Türk dış politikası rahatlatılmıştır, rahatlamıştır. Kimsenin iç işlerimize karışması veya bizim başkalarının içlerine karışmamız önlenmiştir. Ve Osmanlı hanedanı sınır dışı edilmiştir rejimin güvenliği için sevgili gençler. İşte halifeliğin kaldırılmasının 5 önemli sonucu bu arkadaşlar. Şunu da bilelim. Halifeliğin kaldırılması devletçilik hariç bütün ilkelerle ilgilidir. Nasıl mı? 1. Cumhuriyetçilikle ilgilidir. Çünkü milli egemenlik güçleniyor. En çok laiklikle ilgilidir. Çünkü laik devlet düzenine geçişin en büyük aşamasıdır. Halçılıkla ilgilidir. Yönetime halk iradesinin eşit yansımasının öne açılmış oluyor. Herhangi bir kişinin egemenliği, üstünlüğü söz konusu değildir. Milliyetçilikle ilgilidir. Türk dış politikası rahatlamıştır. Ve ümmet anlayışından millet anlayışına geçilmiştir. Sevgili gençler, inkılapçılıkla ilgilidir. E zaten bir inkılaptır halifeliğin kaldırılması. Devletçilik hariç hepsiyle ilgilidir ilkelerin. Evet. Altıncı soru. 100 puan almaya doğru gidiyoruz gençler. Hadi bakalım. Hem sınavda, üniversite sınavında çok faydalı olacak bir yazılı çekiyoruz. Hem de yazılılarda 100 almanızı sağlayacak bir yazılı inşallah. Evet. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Bakın. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında yoktur. Dikkat edelim. Olumsuz bir soru. Padişahlık ve halifelik birbirinden ayrıldı. Saltanatı kaldırdık. Halifelik yoluna devam etti. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra halife sıfatıyla son padişah Vahdettin İngiltere'ye gidince İngilizlerin halifeliği kullanması tehlikesi doğacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu engellemek için Abdülmecid Efendi'yi halife ilan edecektir. Dolayısıyla birbirinden ayrıldı. Ve yeni Türk devletinin başkanı ve rejimi sorunu doğdu. Ha, şimdi bir devleti kurduk. Yeni Türk devletini kurduk geçmişten gelen bir saltanat var Osmanlı. Osmanlı'da saltanatı kaldırdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Peki meclisi açtık. Saltanatı kaldırdık. Ama yeni Türk devletinin yönetim şeklinin ne olduğunu ortaya koymadık henüz. Değil mi? Saltanatın kaldırılmasıyla devlet başkanlığı ve rejim sorunları ortaya çıkacaktır. Yani yönetim şekli ve devletin başkanının kim olduğu bu da cumhuriyetin ilanıyla çözülecektir sevgili gençler. Dolayısıyla bu var. Milli egemenlik güçlenmiştir. Tabii ki saltanat kaldırılıyor. Kişisel egemenlikten yani saltanattan millet egemenliğine geçilmiştir. Burada kişisel egemenlik dediği tek kişinin hakimiyeti ya da bir ailenin bir kişinin hakimiyeti. Yoksa kişinin iradesi değil. Millet egemenliğine geçiliyor kişisellikten. Peki Türkiye Büyük, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına ortam mı hazırlanıyor? Yani bu 1920. Saltanatın kaldırılması 1922. Zaten saltanatı kaldıran Türkiye Büyük Millet Meclisi. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı ilk inkılaptır saltanatın kaldırılması. Sevgili gençler o yüzden bu daha önceki bir gelişme olduğu için sonuçlar arasında yer almaz. Evet 7. soru. Sadabat Paktı'na yani Türk dış politikasında 1937 yılında 1937 yılında Türk dış politikasındaki bir gelişmedir. Katılan ülkeler arasında hangisi Yer almaz diyor. Olumsuz bir sorudur. Bu arkadaşlar Sadabat Paktı, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan İtalyan yayılmacılığına karşı birlikte ortak güvenlik anlaşması, işbirliği anlaşması anlamına gelen bir sözleşmedir. İran'da Sadabat Sarayı'nda yapıldığı için de Sadabat Paktı adını almıştır. Bu pakta Türkiye ile Hatay sorunu yaşayan Suriye katılmamıştır. Bir burada güzel not söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi iki tane pakt var. <laughs> Balkan Antantı ve Sadabat Paktı. Bu dönemde bir not olarak bunu unutmayasınız. Kolay öğrenmenizde kolay sağlayacak bir not söylüyorum. Balkan Antantı'na B ile başlayan, Balkan Antantı'na B harfiyle başlıyor dikkat edin. B harfiyle başlayan Bulgaristan katılmamıştır. S harfiyle başlayan Sadabat Paktı'na S harfiyle başlayan Suriye katılmamıştır. Bak güzel bir not. Aklınızda kalsın. Tamam. O yüzden katılmamıştır dediği için Suriye katılmamıştır. Irak, İran, Afganistan ve Türkiye arasındaki bir anlaşmadır. Sadabat Paktı sevgili gençler. Evet, 8. soru Cumhuriyet'in ilanıyla hangileri çözüme kavuşturulmuştur? Az önce söyledik aslında burada. Devletin başkanının kim olduğu ve rejiminin ne olduğu sorunu saltanatın kaldırılmasıyla doğmuştu. Bu sorunlar Cumhuriyet'in ilanıyla artık rejim, cumhuriyet değil mi? Devletin rejimi cumhuriyet ve devletin başkanı cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Evet, devlet başkanlığı sorunu da çözülmüş olacaktır. Evet, dolayısıyla bir var, birin olmadıklarını atarsak, birin olmadıklarını böyle atıyoruz. Evet, iki hükümet bunalımı, evet güz bunalımı denilen ya da ekim bunalımı denilen bir sorun yaşanıyor Türkiye'de. Onun sebebi de şudur arkadaşlar. Meclis hükümeti sisteminden dolayı hükümetin kurulması çok zor. Çünkü her bakan için defalarca aday olunuyor, defalarca seçim yapılıyor. Dolayısıyla hükümetin kurulması oldukça zor meclis hükümeti sisteminden dolayı. He, onu çözmek için de Cumhuriyet'in ilanıyla kabine hükümeti sistemine geçilmiş ve sorun çözülmüştür. Dolayısıyla iki de var. 3- yabancı okullar sorunu. Cumhuriyet'in ilanıyla alakası yoktur. Yabancı okullar sorunu, tevhidi tedrisat kanunu ve ardından 1926 yılında çıkarılan marif teşkilatı hakkında kanunla çözümlenmiştir. O yüzden 3 yoktur. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir sevgili gençler. Evet. 9. Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü en çok hangi ilkeyle ilgilidir? Arkadaşlar bakın. Millet iradesi, rejim, yönetim şekli, seçim diyorsa cumhuriyetçilik aklımıza gelecek toplum eşitlik fırsat eşitliği diyorsa halkçılık aklımıza gelecek. Değişim, batıllaşma, çağdaşlaşma diyorsa inkılapçılık aklımıza gelecek. Türk, milli, millet, bağımsızlık, vatan, bayrak, istiklal marşı diyorsa milliyetçilik aklımıza gelecek. Ekonomik yatırımlar diyorsa, devlet eliyle yapılması diyorsa devletçilik aklımıza gelecek. Din, akıl, bilim, mezhep gibi kavramları gördüğünüzde de ne gelecek aklımıza? Laiklik. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlim gördüğümüzde ne aklımıza geliyordu? Laiklik. Evet. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. 10. soru. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili geçmek için kurulan partiler arasında Halk Fırkası'nı Atatürk zaten kurmuştu Cumhuriyet'in ilanından evvel. Cumhuriyet'in ilanından sonra da çok partili geçmek için Atatürk döneminde iki tane parti kuruldu. Birincisi Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından terakki perver. Cumhuriyet Fırkası 1925 değil mi arkadaşlar? 1925'te Şeyh Said isyanından sonra da kapatılıyor. Daha sonra 1930'da Ali Fethi Bey tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası var. Ve baktı ki rejim karşıtlarının odağı haline geldi. Bir, bir daha Şeyh Said vakası yaşanmasın diye partiyi feshetti Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı Ali Fethi Bey. Ama buna karşı çıkanlar yumurtalı domates olayını çıkardılar. Menemen olayını değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla yine olay çıktı maalesef. Bu iki parti Atatürk döneminde çok partilerde geçmek için kurulan partilerdedir. İttihat ve Terakki Türk siyasi tarihinin ilk partisidir. Osmanlı döneminde kurulmuştur. O yüzden iki yoktur. Dolayısıyla cevabımız nedir? Sevgili gençler 1 ve 3'tür diyoruz arkadaşlarım. Evet işte 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin ikinci dönem birinci yazılı örneğini böylece çözmüş olduk. Üçüncü ve dördüncü ünitelerimizi tekrar etmiş olduk. Üniversite sınavına yönelik temel bilgi ve kavramlar öğrenmiş olduk ve yazılıdan 100 aldık. Sizler de 100 alın inşallah. Yazılımızın pdf'sini ve word olarak dosyasını YouTube kanalımızdaki yazılımızla ilgili videomuzun altına link olarak ekleyeceğiz sevgili gençler. İstediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Sevgili öğretmen arkadaşlarım da yine istediği gibi alıp kullanabilirler. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum sevgili gençler. Görüşmek üzere.